Sırada D sorusu var. Öğrencinin kullandığı mantığın B sorusunda doğru olarak nitelendirdiğiniz yönlerinin C sorusunda bulduğunuz matematiksel ilişkide nasıl kullanıldığını açıklayın. C sorusunda bulduğunuz ilişkinin öğrencinin B sorusunda yürüttüğü mantıktaki hangi hataları nasıl düzelttiğini açıklayın. Lafı biraz uzatmışlar ama aslında B ile C soruları arasındaki boşlukları doldurun demek istiyorlar. Devam ediyorum. Yalnızca bu ilişkileri baz alarak yaptığınız işlemler sonucu elde ettiğiniz son cevabınıza değil, C kısmında bulduğunuz ilişkilere de referans verin. Hemen şuraya yazalım. D sorusu. Onun da cevabını yazalım. C sorusunda yay sıkıştırmasını iki katına çıkarmanın daha fazla enerjiyle sonuçlandığını gördük. Evet, sıkıştırmayı iki katına çıkarınca daha fazla enerji elde ettik. Hatırlıyor musunuz? Bunu zamanın farklı noktalarında potansiyel ve kinetik enerji olarak açıklayalım. Bunun altını bile çizebiliriz. Evet, bu ve bu kısımlar aşağıdaki ile ilgili olduğu için ok çizelim. Daha önce gördüklerimize referans vermemizi istedikleri için böyle yaptım. Parantez içinde de U2 eşittir, 4U1 ve K2 de 4K1'e eşittir yazıyorum. Ancak kinetik enerji 4 katına çıktığına ve sürtünme kuvveti de aynı olduğuna göre durma mesafesi de 4 katına çıkar. Süper. Bunu da yazdık. Doğru kısımları demişlerdi. Bir bakalım. Sıkıştırmayı 2 katına çıkarınca daha fazla enerji elde ettik dedik. Buna bir de durma mesafesini eklemek istiyorum. Şuraya yazalım. Daha uzun durma mesafesi. Onu da şu okla yukarıya bağlıyorum. Ancak kinetik enerji 4 katına çıktığına ve sürtünme kuvveti de aynı olduğuna göre durma mesafesi de 4 katına çıkar yazmıştık. Bunu da yine burada görüyoruz. Öğrenci daha fazla sıkıştırmanın daha fazla enerjiye ve daha uzun durma mesafesine yol açtığını söylüyordu. Ancak durma mesafesi 2 katına değil 4 katına çıkar. Onu da hemen parantez içine yazalım. 2 katına değil. İşte bu kadar.